Şimdi mantara gibi el bombasına benzeyen bu kanida mantarı 300-500 herkeste var. Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız hayatınız zehir olur. Çünkü kanida mantarı değişir, dönüşür, kudurur. Kudurur. Köpek gibi. Köpek nasıl ki kuduz olunca tehlikeli olur. Bu da böyle değişir, dönüşür. Arkasından şöyle göstereyim. Kol gibi kuyruk çıkar. İşte o zaman HIV. Bağırsaklarda 300-500 iken milyonlarcası bir araya gelir. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bol, pekmez, reçel, karpuz, kiraz, tatlı olan her şeyi zehire dönüştürür. 84 çeşit zehir. Etil alkol, metil alkol, butil alkol, etan, metan, butan gibi gazlar. İnsanın penisindeki bütün toksik madde bir, bağırsakları yakar. İki, karaciğer iyiliği, karaciğer yağlanmasına sebep olur. Üç, kemik iyiliği, dört, doku, bağ dokusu, beş, kan, vesaire vesaire. Daha sonra beyine gider bu zehir. Beyin ne olur kişinin? Beyindeki hormonlar bozulduğu kişi algılayamaz hale gelir. Neşeli, mutlu, umutluyken gergin, gerilmiş, stresli, kavgacı adam olur. Değişir, dönüşür. Bu kandiden üretmiş olduğu hormonsu maddeler beyni adeta ele geçirir. Tatlıya, tatlıya komut gönderir. Adam istese de istemese durmadan hamurlu, tatlı yemeye başlar. Durmadan hamurlu, tatlı yer. Adeta beyni ele geçirir kanida. Üretmiş olduğu bu özel ürünler beyne komut verir. Beyin de alık alık ne istiyorsa onu yap. Beyniniz kandidanın eline geçer. Kandidayı yok etmedikçe süt ve süt ürünlerini bırakamazsınız. Laktoz intolerans neden olur? Bağırsaklar yandığı için yeterli ve kaliteli DAO, diamin oksidaz salgılayamaz bir. İkincisi, bağırsaklarda faydalı bakteri var. Lactobacillus, ondan bir kat daha iyisi Lactobacillus acidophilus. Buna kıllı, tüylü bakteri dediniz. Lactobacillus acidophilus bu bakteri asit üretir. Adı üzerinde laktik asit. Laktik asit laktozu yani süt şekerini laktozu laktik asite dönüştürür. Bağırsağınızda faydalı bakteri yoksa laktik asit bakterisi süt ve süt ürünlerini bağırsak değiştiremez, dönüştüremez, alerji olur. Yani bağırsağınızdaki faydalı bakteri artacak.